İyi akşamlar arkadaşlar. ASP.NET'te veri tabanlı işlemlere devam ediyoruz. Önceki dersimizde kayıt ekleme işlemini göstermiştik. Bugünkü dersimizde ise ASP.NET ile Access veri tabanından kayıt silme işlemini göreceğiz arkadaşlar. Bunun için yeni bir web form ekliyorum. Website, add new item, web form, ismi kayıt sil olsun ya da silme olsun. Evet, tasarım moduna geliyorum. Kayıt silme işlemine başlamadan önce bir form tasarlamamız lazım. Bunun için table, insert table, 4 satır, 2 sütunluk, 300 piksel boyutunda bir tablo ekliyoruz. Ortalığı yapsın. Okey. İlk satırı birleştiriyorum. Ortalayalım ve buraya bir başlık ekleyeceğim için H3 tercih ediyorum. Kayıt silme formu gibi bir başlık tercih ediyorum. Kayıt silme için hangi alanı referans alacaksam onu buraya yazıyorum. Telefonla göre sileceksem telefonu yazalım. Şimdi buraya Toolbox'tan telefonla girebileceği bir tekst atıyorum. Şunu birleştirelim. Alttaki satırda birleştiriyorum. Buraya bir buton ekleyelim. Diğerine bir label ekleyelim. Bunları ortalayalım. Properties'den butonun ismini sil. Olarak değiştiriyorum. Label'ın text özelliğini diyorum. İçerisini boşaltıyorum. Evet. Butona tıklandığımda veri tabanına kayıt silecek. Çift tıklıyorum butona. Buraya silme kodlarını yazacağım. Peki silmek için öncelikle bir connection nesnesine ihtiyacım var, değil mi? Daha önce yazmıştık. Kopyalıyorum. Önceki bağlantı cümle için bu. Şimdi önceki derslerimizde connection nesnesini burada tanımlayıp referans olarak buraya vermiştik. Ancak bu dersimizde bağlantı cümlesini direkt buraya yazmayacağız da bağlantı cümlesini webconfig dosyasından çekeceğiz. Bu daha doğru bir yöntemdir. Çünkü web sayfamızda her zaman bir tane web sayfası olmak zorunda değil. Projemizde sadece bir tane web sayfası olmak zorunda değil. 20 tane web sayfası olduğunu düşünelim. Hepsinde veri tabanına bağlandığımızı düşünelim. O zaman herhangi bir hata durumunda, herhangi bir sunucu değişikliğinde veya veri tabanı değişikliğinde tek tek sayfalara gidip buradaki provider'ı değiştirmemiz gerekir. Bunun önüne geçmek için bu bağlantı cümleciğini biz webconfig dosyasından çekeceğiz. Evet, webconfig dosyası zaten projemiz içerisinde dahil oluyor. Webconfig dosyasına gidelim. Buraya arkadaşlar, buraya bir connection string ekleyeceğim. Peki, yazıyorum connection string. Evet, buraya bir connection string ekliyorum. Add bağlantımın ismi name. İsmi bağlantı cümle olarak tercih ediyorum. Şimdi sonra buraya bir connection string ekleyeceğiz. Peki connection string'imin adı nasıl bir şey olacak? Ezbere bilmiyorum. Çünkü Access'ın bütün sürümlerinde ve SQL'de connection string farklıydı. Bunun için Google amcaya başvuruyorum. Access 2003 Connection String yazıyorum. Buradan Access 2003 Connection String. Buradan bir tane bağlantı nesnesi yolunu alıyorum. Evet, şunu ben denemiştim. Bunu kullanabiliriz. Çalışıyordu, sorunsuz. Buraya yapıştırıyorum. Kullanıcı adı ve password kullanmayacağım. Silebilirim. Buraya kendi veri tabanının ismini yazıyorum. Nerede kendi veri tabanım? dbpersonal.mdb. Şuraya
MDB personnel.mdb. Sonra provider name olarak da system.data.oledb. Peki. Kaydettim. Ve silme sayfamın ASP kodlarına, C# kodlarına dönüyorum. Şimdi burada OLEDB Connection'da bir hata veriyor. Haklıdır. Çünkü OLEDB Connection neredeydi? Şöyle bir uzay alanının içindeydi. Buradaki ampule tıklarsanız altında buradaki instance name'ler geliyor. İlk instance name system.data.oledb buraya ekleniyor. Sorunsuz bir şekilde. Şimdi bu connection cümlemi artık buraya yazmama gerek yok. Çünkü web config dosyasına eklemiştim. Bunu siliyorum. Connection cümle eşittir system nokta. Tabi bundan önce ne yapmamız lazım? Buraya gerekli instance'ı eklememiz lazım. Konfigürasyon ayarları şunun altında bulunuyor. Using system nokta web nokta configuration. Evet. Şimdi system nokta web nokta configuration nokta web configuration manager nokta connection string. Connection string'imin ismini boş bırakıyorum. To string. Evet. Neydi connection string'imin ismi? Parantez içerisinde hemen web config'e gidiyoruz. Emin olmak için. Varmente cümleyi tercih etmiştik. Kopyalıyorum. Tekrar C# kodlarımı dedim. Buraya bağlantımın ismini yapıştırıyorum. Peki. Evet ve bağlantı nesnem hazır. Peki. Sonra veri tabanına bağlanmak için bir de OLEDB komut nesnesine ihtiyacımız vardı. İsmi sil olsun. New. OLEDB komut nesnesinde iki tane parametre oluyor. Birisi SQL cümlesi, diğeri ise bağlantı OLEDB connection cümlesi, bağlantı nesnesi. Buraya bir sorgu cümlesi yazıyorduk. Kayıt sileceğimiz için delete from tabele personel, veri tabanındaki tablomun ismi. Böyle dersek bütün kayıtları siler. Oyun için koşul vermem lazım. Ver. Neye göre siliyorduk? Personel tele göre. Pertel eşittir. Peki. Bunu nereden alacak? Personel teli nereden alacağız? Text box'tan alacağız. Onun için string silinecek diye bir değişken tanımlıyorum. Silinecek değişken değerini text box 1 nokta text'ten alacak. Text box 1 nokta text'ten alacak. Sonra buraya geliyorum. Tek tırnak, içerisine iki tane çift tırnak ve birleştirme operatörleri buraya silinecek yazıyorum. Peki. Bağlantı cümlem de hazır. Dönelim. Artık bağlantımı açabilirim. Şimdi ve sorgumu çalıştırırım. Çalıştırdığım sorguyu da bir değişken atacağım. Integer durum olsun değişkenin ismi. Sorgumun sonucu sil.execute.query. Evet. Sorgu sonucunda bir sayısal değer dönecek ve bunu durum değişkenine aktaracak. Ve bu sayısal değer eğer bu sayısal değer sıfırdan büyükse veri tabanına kayıt silinmiş demektir veri tabanından. Aksi durumda veri tabanında kayıt silinmedi diye mesaj versin. Bu veri tabanına kaydın başarılı bir şekilde eklendiğini kontrol etmek için hata yakalama işi. Bunu try catch blow'yla da yapabilirdik. Bu sefer böyle tercih ettim. Farklı olsun diye. Label 1 nokta text'te desin ki
Kayıt silindi desin. Ve silemediyse de aksi durumda label 1 nokta text'te kayıt silinemedi desin. Eğer bir hata durumunda kayıt silinemedisin. Peki bütün işlemler bittikten sonra bağlantıyı kapatabilir. Bağlantı nokta close. Bağlantı nokta dispatch'te bellekten de silebilir. Dispose. Evet. Kaydettik. Şimdi veri tabanını programı çalıştıracağız. Çalıştırmadan önce bir veri tabanına gidelim. Kaydımız var mı? Evet. Veri tabanında bir kayıt var. Cemalettin Altındaş isminde. Personel teli buymuş. Bunu kopyalıyorum. Evet. Ve projemi çalıştırıyorum. Telefon numarasını soruyor kaydetmek için. Kopyaladığım şeyi yapıyorum. Sil diyorum. Kayıt silin diyor. Bakalım gerçekten silinmiş mi? Veri tabanına dönüyorum. Evet. Kaydımız gerçekten silinmiş. Böylelikle videonun sonuna geldik arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.